Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle yapmış olduğunuz denemelerin çözümlerini yapmak için birlikteyiz. Dilerseniz ilk sorudan başlayalım. Birinci sorunuz şu şekilde: saf sıvı bir madde ısı aldırılmış, sıcaklığı yükselmiş ve bununla ilgili bir grafik verilmiş sizlere. Şurada grafiğiniz yer alıyor gördüğünüz gibi. Şurada ilk başta grafiğe bakarak yorumlayabiliriz. Yani şurada üst taraf zamanı göstermiş, 20, 25 ve 30. dakikalar. Sıcaklık ise alttakiymiş. Gördüğünüz gibi burada hep 80, 80, 80 diye kalmış. Bu bize ne olduğunu gösteriyor. Bu noktada kaynama olduğunu göstermektedir. Kaynama noktasıdır arkadaşlar. Şimdi bunu yorumladıktan sonra dilerseniz şıklara geçelim. Hangisi yanlıştır şeklinde bir sorunuz var. Kaynama sıcaklığına ulaşıncaya kadar sıvının sıcaklığı artmıştır. Burada da gördüğünüz gibi sürekli bir artış var. 20, 40, 60, 80 şeklinde sürekli bir artış vardır. Doğrudur. Sıvı 80 santigrat derece sıcaklıkta kaynamaya başlamıştır. Sabit kaldığı bir sıcaklık var, 80, ve kaynama noktasında demiştik ki sıcaklığınız sabit kalır. Bu nedenle doğru. Sadece kaynama noktasında mıydı? Hayır. Erime ve donma noktasında da gene sıcaklığınız sabit kalır. Ama burada zaten size sıvı verildiği için sıvılar ısı aldığında kaynamaya ulaşacaklarından kaynaklı olarak kaynama noktasıdır. 20 ile 30 dakika arasındaki buharlaşma 5 ile 20 dakikalar arasındaki buharlaşmadan daha yavaştır demiş. Arkadaşlar, buharlaşma demiştik ki her sıcaklıkta olur, ama sıcaklık arttıkça taneciklerin hızı da artacağı için kaynama noktasında özellikle daha fazla bir buharlaşma söz konusudur. Bundan kaynaklı olarak yanlış cevabımız C şıkkıdır. İkinci soruya geçiyorum. İkinci soruda size grafik verilmiş. Grafikte yeşiller ilk sıcaklığı göstermiş. Sarı renkliler ise son sıcaklığı göstermiş. Şöyle bir bilgi vermiş. Birbirine temas ettirilen sıcaklıkları farklı olan maddeler arasında ısı alışverişi gerçekleşir. Isı enerjisi sıcaklığı yüksek olan maddeden sıcaklığı düşük olan maddeye aktarılır. Isı aktarımı maddelerin sıcaklıkları eşit olana kadar devam eder demiş. Aşağıdaki grafikte KLMN maddelerinin ilk sıcaklığı ile son sıcaklıklarının karşılaştırılması verilmiş ve buna göre ısı alışverişi hangi noktalar arasında gerçekleşmiş diye sormuş arkadaşlar. Şimdi buraya baktığınız zaman sizin direkt görmeniz gereken son sıcaklıkları eşit olan numaralı kısımlar olmalıydı. Son sıcaklıkları ne? Sarı renkli olanlar. Direkt sarı renklere bakıyorum. Bakın şurada, ilkinde şurada, ikincisinde şurada, üçüncüsünde şurada, dördüncüsünde ise şurada. Hangileri birbirine eşit olmuş? Bakın şurada 1 ve 4. noktalar birbirine eşit olmuş. Demek ki bu 4 ve 1 arasında bir ısı alışverişi gerçekleşmiş ve sonradan da sıcaklıkları eşit olmuştur. Yani bundan kaynaklı olarak 2 D şıkkıdır. Üçüncü soruya geçiyoruz. Işık öğretmen Yeşim Hanım fen bilimleri laboratuvarında boş ortam oluşturduktan sonra masanın üzerine yanan bir ampul yerleştiriliyor. Daha sonra da 3 öğrenciden pipet vererek pipetlerden ampule bakmalarını istiyor. Ampulü bunlardan hangi öğrenciler görebilir diye sormuş. Hatta biz bununla ilgili olarak kağıttan yapmıştık hatırlarsanız. Işık doğrusal bir yol izleyeceği için arkadaşlar, doğrusal bir yol izleyeceği için bakın şurada ışık geldiği zaman şu noktalara çarpacağı için ileriye kadar gidemeyecektir. Çünkü düz gelecektir. Burada eğiklik var, şuraya geçemez. Ama şurada dümdüz bir ilerleyiş vardır. Bundan kaynaklı olarak da bunu sadece B şıkkı, yani eylem görecektir arkadaşlar. Eylem görecektir. Çünkü ışık doğrusal bir yol izliyor demiştik. Dördüncü sorumuza geldik. Dördüncü soruya baktığınız zaman zaten şekillere direkt bakıyorum. Ben şekillere direkt baktığım zaman burada genleşme ve büzülmeden bahsettiğini anlayabiliyorum. Çünkü 25 santigrat sıcaklık 80 santigrat derecelik sıcaklığa ulaştırılmış ve K'da özellikle çok büyük bir genleşme olmuş. Öyle değil mi? Sonra M'de, en az ise L'de olur. Şimdi arkadaşlar, genleşme en yüksek K'da olduğuna göre büzülme de en fazla K'dadır. Demek ki K sıcaklığa çok çabuk tepki veren bir maddeden oluşmuştur. Bunu düşündükten sonra şimdi soruya geçebiliyorum arkadaşlar. Şimdi demiş ki
Hangileri doğrudur? 1. Farklı cins maddelerin genleşme miktarı birbirinden farklıdır. Evet arkadaşlar, bu da zaten KLM'nin farklı cins olduğu size verilmiş ve genleşmelerinde farklı olanlarda olduğunu görmekteyiz. K metalinin genleşme miktarı, L ve M metallerinin genleşme miktarlarından fazladır. Evet, bunu da gözlemledik. Az önce anlattık. 3. Metaller 5 santigrat derece sıcaklıkta ortama bırakılsaydı K metalinin uzunluğu L ve M metalinin uzunluğundan fazla olurdu demiş arkadaşlar. Buna böyle diyemem, büzülme olurdu demiştik. Buna kaynaklı olarak K metal daha uzun olur diyemem. Çünkü bakın 25 santigrat derecede zaten eşitler. Bu durumda sıcaklığı düşürdüğünüz zaman K'daki verilen tepki daha fazla olacaktır. Cevabınız Ceyhan 1 ve 2 olmalıydı. 5. sorumuza geliyoruz. 5. soruda ise bakın ağırlıklar verilmiş size. Dinamometre kuvvet sorusu arkadaşlar. Burada işte 20 N, 16 N, 9 N. Öncelikle dinamometrelerde her bir dilime düşecek ağırlık payını bulmanız gerekiyordu. Bu 20 ise bakın kaç dilim çıkmış dinamometre? 1, 2, 3, 4. Bölmeleri sayıyorum. 20 bölü 4'ten 4 buluyorum arkadaşlar. Şöyle tekrar bir sileyim. Pardon 5 arkadaşlar. 5 bölmesi 4 nüft 1, 2, 3, 4. 4 olduğu için 20 bölü 4'ten eşittir 5. Demek ki burada her bir bölmeniz sizin 5 nüfton ağırlığa denk geliyor. Şimdi L'ye geçiyorum. L'de 1, 2 bölmeleri sayıyorum arkadaşlar. 3, 1, 2, 3 ve 4. 4 tane bölmeniz var. Hani ben çok güzel gösteremedim ama umarım anlamışsınızdır ne demek istediğimi. Tekrar yazıyorum. Burası 20 bölü 4'tü. Eşittir 5. Bir bölmesi 5 Newton'luk ağırlığı kaldırabiliyor. Şuraya baktığımız zaman bölmeyi gene sayıyorum. 1, 2, 3 ve de 4. 4 olduğu için 16 bölü 4. Bunda da 4 Newton'luk bir kuvveti çekebiliyor. Bir dilimi sadece bir bölmesi. Şimdi buna baktığımız zaman 1, 2, 3 bölme olduğunu görüyorum. 9 bölü 3'ten 3 Newton olduğunu görüyorum arkadaşlar. Yani 5 Newton'luk bir ağırlığı, diğeri ise 4 Newton'luk, diğeri ise 3 Newton'luk bir ağırlığı kaldırıyor. Şimdi buraya baktığınız zaman en güçlü dinamometrenin arkadaşlar en fazla ağırlığı ölçebilecek. Çünkü bölme sayılar size verilmemiş. Eşit boyda olduklarını sadece söylemiş. Eşit çubuklarmış. Eğer uzama miktarları aşağıda verilmiş zaten. Siz bunlara baktığınız zaman en fazla ağırlığı ölçeceğiniz dinamometrenin zaten baştaki olduğunu bu değeri bulduktan sonra anlayabilirsiniz. Hangisi olabilir şeklinde bir soru. Cevabımız arkadaşlar, cevabı bulurken şuna göre bakacaksınız. K'nın en büyük, M'nin ise en küçük olması gerekiyor. Cevaplardan bakıyorum. K en büyük, M en küçük olacak. Bakın burada K en büyük, L en küçük. Burada K en büyük, M en küçük olduğu için cevabım B şıkkıdır. Diğer bir sorumuz. 6. soru. Bölme sayısı her bir bölmeye karşılık gelen değerler ile çarparsak o dinamometrenin ölçebileceği en büyük kuvvet değerini hesaplamış oluruz. Bilgi verilmiş arkadaşlar. Bölme sayıları verilmiş. 10, K'nın 10, L'nin 10, M'nin ise 5. Bir bölmeye karşı gelen kuvvet değeri. Bir bölme şurada az önceki soruda yaptığımız gibi 2 N, 1 N, 2 N. Şimdi arkadaşlar baktığınız zaman şimdi 10 bölme sayısı 10 taneymiş. Her birinde 2 olduğu için bu demek ki en fazla 20 N'luk bir ağırlığı kuvveti ölçebilir. L'ye baktığımız zaman bölme sayısı 10 ama her biri 1'miş. 1 N'luk ağırlığı ölçebiliyormuş. Bu durumda L dinamometresi en fazla 10 N'luk bir ağırlığı ölçebilecektir. M'ye baktığımız zaman bölme sayısı 5'miş ve her bir bölmesi 2 N'luk bir ağırlığa denk geliyormuş, kuvvete denk geliyormuş. Bu durumda bu da 5 kere 2'den 10 N'luk bir ağırlığı ölçebilir. Hangisini, yukarıdaki yargılardan hangilerine ulaşılabilir gibi bir soru sorulmuş.
bölme sayısı eşit olan tüm dinamometrelerin ölçebileceği en büyük kuvvet değeri eşittir. Hayır arkadaşlar, bakın K'da 10, L'de 10 bölme sayıları ama K 20 Newton'luk bir ağırlığı ölçebilirken L 10 Newton'luk bir ağırlığı ölçebilir. Bu nedenle yanlıştır. Bir bölmeye aynı kuvvet değerine karşılık gelen dinamometrenin ölçebileceği en büyük kuvvet değeri eşittir. Hayır, gördüğünüz gibi her bir bölmenin ölçebileceği kuvvet değeri farklıdır. Farklı olabilir. Yanlıştır. Üçüncü şıkka geliyorum. Bir bölme aynı kuvvet değerine karşılık gelen farklı bölme sayısına sahip dinamometreler asılan özdeş cisimler farklı sayıda bölmenin uzamasına neden olur. Evet arkadaşlar, doğru. Burada şunu demek istiyorum. Bakın 10 Newton'luk bir dinamometreye siz ağırlığı eklediğiniz takdirde 2 Newton'luk bir kuvveti için ağırlıksa, yani şöyle düşünün, bu dinamometre eğer ki sizin ağırlığınız 2 Newton'sa buradan ne kadar çıkacaktır? Bir dilim çıkacaktır sadece. Bir dilim uzayacaktır. Ama bu K dinamometresi olsun, bu L dinamometresi. L dinamometresine de sen 2 Newton'luk bir yük bağlarsan bu sefer bunun açılacağı miktar 2 dilim olur. Bundan kaynaklı olarak 3. şıkkınız doğru. Cevabınız A şıkkıdır. Geçiyoruz 7. sorumuza. 7. sorusuna baktığımız zaman ışın kırılmasıyla alakalı bir soru. Buruşturmuş alüminyum folyo durgun su yüzeyi. Şimdi arkadaşlar, sizin bilmeniz gereken durgun su yüzeyinde ışık ne yapıyordu? Doğrusal bir şekilde yansıma yapıyordu. Yani şurada ışık demetleri gönderdiğim zaman paralel ışık demetleri paralel şeklinde de yansıyorlardı. Burada ise dağınık yansıma söz konusuydu. Dağınık yansımada gelen ışınlar, hatta çok iyi olmadı şu, farklı şekillerde yansıyabiliyorlardı. Şunu tekrar göstermek istiyorum. Şöyle geldi. Biri şöyle gider. Diğeri işte şu şekilde gider. Yani birbirlerine paralel olmayacak şekilde dağınık olarak, dağılmış olarak yansıyorlardı. Bu soruda yansıma kanunlarından bahsetmiş. Ama yansıma kanunlarının ilki ne diyor? Gelen ışın, yansıyan ışın ve normal aynı düzenlidir. İkincisi, gelme açısı yansıma açısına eşittir. Burada hep açılar verildiği için bunu düşünerek ilerlemem lazım. Bu durumda durgun yüzeye, yani siz açılarını bilemeyeceksinizdir tabii, kaç derecelik bir açıyla geldiğini. Sizin bilmeniz gereken sadece nokta şuydu. Gelen ışın, yansıyan ışın arasındaki açılar birbirine eşit olmak durumundaydı. Şimdi burada bakıyorum. A şıkkına bakalım. K'nın gelme açısı 40, yansıma açısı 40. L'nin ise gelme açısı 50, yansıma açısı 50 derece. Birbirlerine eşitler mi? Evet, eşitler. Bundan dolayı cevabınız A şıkkı olmalıydı. İsterseniz B'ye de bakalım. K yüzeyi 40-40. L yüzeyine bakalım, 50'ye 60. Bakın açı değişmiş. Şunu hep bilirdik arkadaşlar, hatırlarsanız. Şurayı temizlemek istiyorum. Şimdi bir yüzeyim var. Bu yüzeyimi bir açıyla gelen ışın geldi. Burada ise ne yaptı? Yansıtı. Buraya yansıma açısı dediğim noktayı şimdi göstereceğim. Şimdi arkadaşlar, şu açı, şuradaki açı her zaman açı eşit, öyle değil mi? Şu yansıma açısıydı. Bu ise gelme. Gelme açısı. Pardon, gelme açısı. Gelme açısı A ise, yansıma açısıysa A olmak zorundaydı. Burada bu bilginizi sadece öğretmeye çalışmış ya da bu bilginizi sınamaya çalışmış sordu arkadaşlar. Devam ediyorum. Geldik 8. soruya. 8. soruya baktığım zaman arkadaşlar, direkt şekle bakıyorum öncelikle. Şimdi ışık gönderilmiş ve gitmiş. Bakın, birbirine paralel gelen ışık demetleri paralel mi ilerlemiş? Hayır, birbirinden farklı ilerlemiş. Bu bana neyi gösteriyor? Bu burada dağınık bir yansıma olduğunu gösteriyor. Dağınık yansıma.
Dağınık yansıma nasıl yüzeylerde olurdu arkadaşlar? Pürüzlü yüzeylerde olurdu. Bir arabayla yolda gitmek gibidir. Bir araba yolda, dümdüz yolda giderse yolunu hiçbir şekilde hani sapmayacaktır, dümdüz devam edecektir. Ama yol taşlı olursa araba ne yapacaktı? Girecek, çıkacaktır, sağa gidecektir, sola gidecektir taşlara çarpmamak için. Böyle de düşünebilirsiniz. Burada da demek ki taşlı bir yol varmış. Işığı gönderdi. Işık bu taşlardan birine çarptı ve yolunu değiştirdi. Dağınık yansımadır. Hangisi yanlıştır diye sorulmuş. Mehmet'in kutunun tabanına kapladığı madde pürüzlü bir yüzeye sahiptir. Doğru. Kutunun tabanındaki madde cisimlerin görüntüsünü oluşturamaz. Doğru. Pürüzlü bir yüzeydir. Pürüzlü yüzeylerde mesela bir halı pürüzlü bir yüzeydir. Siz halıya baktığınız zaman yüzünüzün yansımasını görebilir misiniz? Hayır. C şıkkı kutunun tabanındaki madde keçi veya zımpara kağıdı olabilir. Keçi veya zımpara kağıdı her ikisi de bakın olur dememiş zaten. Ama her ikisi de pürüzlü yüzeye sahip olduğu için olabilir mi? Evet olabilir. Kutunun tabanına kaplanan madde ışığı yansıma kanunlarına göre yansıtmamıştır demiş. Arkadaşlar ışığın her türlü yansımasına biz ne demiştik? Yansıma kanunlarına göre dağınık veya düzgün yansıma gerçekleşir demiştik. Bundan dolayı ışığın yansıma kanunlarına göre yansıtmamıştır diye bir durum söz konusu olamaz. Dokuzuncu soru arkadaşlar. Şimdi dokuzuncu soruya baktığım zaman çeşitli yüzeyler verilmiş. K yüzeyi, L yüzeyi ve M yüzeyi. Dinamometreye çekmeye başladığında bakın turuncu yüzeye. Bakın kaç çıkmış? 1, 2, 3 bölme çıkmış. Yani bunda bir kuvvet uygulamış demek ki. Griye bakıyorum. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Evet 5 tane çıkmış. Şuraya yazalım isterseniz. Burayı temizleyelim tekrar. Şurada 3 tane bölme çıkmış. Burada 1, 2, 3, 4, 5 tane bölme çıkmış. Şurada 3 bölme çıkmış. Şurada ise 2 bölme çıkmış. Şimdi bunlar benim nasıl işime yarayacak? Şimdi 5'te en fazla çıkmış. Demek ki bu gri olan yüzey, bakın kutunuz şu an gri'de. Gri renk üzerinde. Demek ki gri çok pürüzlüymüş. Çok pürüzlü. En pürüzlü yüzeyiniz L yüzeyinizmiş. Sonra L'den sonra gelen L yüzeyinden sonra gelen bakın burada 3 var. 3 turuncu yüzeyleriniz. Turuncu yüzey en az pürüzlülüğü olan ise 2'ymiş. Yani ben pürüzlülüğe göre sıralayacak olursam L büyüktür, K büyüktür, M olması gerekiyor. Şimdi bu soruyu böyle yorumladıktan sonra artık şıklara geçebilirim. Hangileri doğrudur? L yüzeyinde oluşan sürtünme kuvveti K ve M yüzeylerinde oluşan sürtünme kuvvetinden fazladır. Evet az önce yazdık. L'nin sürtünmesi daha fazladır. L yüzeyinin pürüzlülüğü K ve M yüzeylerinin pürüzlülüğünden fazladır. Evet. M yüzeyi porselen, L yüzeyi zımpara kağıdı olabilir demiş. Evet olabilir. Yani illa olmak zorunda değil. Ama porselenindeki sürtünme çok daha az olduğu için L'deki de zımpara kağıdı. Bunda da sürtünme çok fazla olduğu için bu şekilde düşünebilirim. Bundan kaynaklı olarak cevabınız D şıkkı olmalıydı. 10. sorumuza bakalım arkadaşlar. Şimdi maddenin ısı almasıyla gerçekleşir. Sıvı maddeler de meydana gelir. Sonucunda o madde gaz hale geçer. Her sıcaklıkta gerçekleşir demiş. Şimdi buraya baktığımız zaman sadece bir yüzeyin boyanmadığını yani her sıcaklıkta gerçekleşir kısmını almadığını görüyorum. Bu ortak özellik değilmiş. Bu durumda ne olabilir? Şimdi arkadaşlar buharlaşmada demiştik ki her sıcaklıkta olur. İkisinde de ortak bir nokta olarak gözükmediği için kaynamada ise sadece belli bir sıcaklıkta olmak zorundaydı. Bundan kaynaklı olarak cevabınız A şıkkı olmalıydı. Yani buharlaşma ve kaynama olaylarıyla ilgili ortak özelliklerin boyanması. Devam ediyorum. 11. soru. 11. soru ise ıslak saçlarımız bir süre sonra kendiliğinden kurur. Saçlarımıza küsün buharlaşma süresi diğer bir ifadeyle saçlarımızın kurma süresi hava sıcaklığına göre değişir.
Sıcak havalarda saçlarımız daha çabuk kururken soğuk havalarda daha geç kurur. Ancak suyun kaynaması farklı bir durumdur. Bir ısıtıcı üzerine koyduğumuz su 100 santigrat derece sıcaklığa ulaşınca kaynamaya başlar. Buharlaşma ve kaynama ile ilgili bir parça verilmiş arkadaşlar. Buharlaşma her sıcaklıkta gerçekleşir demiştik. Sıcaklık arttıkça da buharlaşma da artar demiştik. Ama kaynama olayında ise sadece belli bir sıcaklık derecesi vardır ve o sıcaklık derecesine gelince sıvı kaynamaya başlar. Yalnızca parçaya göre diye bir cümle var. Burası önemli. Yalnız okuduğumuz yere göre değerlendirme yapacağız. Hangilerine ulaşılabilir demiş. Hangilerine ulaşılabilir? Buharlaşma her sıcaklıkta gerçekleşirken kaynama belirli sıcaklıkta gerçekleşir. Evet. Sıcaklık arttıkça buharlaşma olayı daha hızlı gerçekleşir. Evet. Kaynama sıcaklığı saf maddeler için ayırt edici bir özelliktir. Şimdi arkadaşlar, kaynama sıcaklığı evet saf maddeler için ayırt edici bir özelliktir ama bu parçaya göre değerlendireceğim için burada böyle bir bilgi verilmemiş. Bundan kaynaklı olarak bu normalde doğru bile olsa soruya göre doğru olarak almamanız gereken bir yerde. Bundan kaynaklı olarak cevabınız Bursa. Çok iyi işaretleyemedik. Bursa. Devam edelim. 12. soruya geldim. 12. soruda ayın evreleri verilmiş. 22 Aralık tarihinde ülkemizde ay dolunay evresinde görülmüştür. Şimdi arkadaşlar dolunay evresi hangi evre arasında oluyordu? Yeni ay. İlk dördün bu yeni ay. Yeni ay evresi. Eğer ki aydınlık tarafı D harfi olursa neydi? İlk dördün. İlk dördün. Eğer ki aydınlık tarafı ters D harfi olursa son dördün demiş. Son dördün. Sıralaması nasıldı? Yeni ay ilk dördün ve dolunay. Yani dolunayınız şurada olacak. Dolunay şu arada ise dolunay var. Dolunay tarihini vermiş size 22 Aralık. 22 Aralık tarihinde dolunay olmuş. Şimdi buna göre demiş ki hangi seçenekteki gibi olur? Yaklaşık olarak gözlemleme tarihi. K yeni ay evresi, L ilk dördün evresi, M ise son dördün evresi arkadaşlar. Şimdi dolunaydan sonra 7 daha eklediğimiz takdirde 29. Çünkü her bir evre arasında 7 vardı demiştik. 7 gün vardı. Bu durumda 22'ye 7 eklerseniz arkadaşlar 29 olur. O zaman 29 Aralık sizin dolunaydan sonra gelen evreniz arkadaşlar son dördü. O zaman son dördün olmalıydı. Son dördü M harfiyle gösterilmiş. M harfi 29 Aralık olacak arkadaşlar. Bakın iki tane 29 Aralık'ınız var. 29 Aralık'tan şimdi 22 şeyi söyledik zaten. 22 Aralık dolunaydı. 22'den siz 7 çıkarttınız takdirde arkadaşlar. Neyi bulmuş olursunuz? 15 Aralık. Bundan kaynaklı olarak cevabınız A şıkkı olmalıydı. Dedim ki her bir evre arasında 7 gün var. Bunu düşünerekten rahatlıkla yapabilirsiniz. Ondan tekrar 7 çıkarttığınız zaman da zaten 8'i bulacaksınız. 8 Aralık ise K evresi olmuş oluyor. 13. soruya geçiyorum. 13. soruda bir bitki verilmiş size. Çimlenme süreci verilmiş. Şimdi hangileri söylenebilir şeklinde bir sorunuz olmuş. Şimdi bakalım. Büyüme gelişme sürecine gövdesindeki dal ve yaprak sayısı artar. Bakın arkadaşlar, dal ve büyümeye bak. Büyümeye başlamış. Dal ve yaprak sayısı artmış mı? Evet, artmış. Bitki büyürken kök ve gövdenin uzaması birbiriyle orantılı oluyor. Bakın arkadaşlar, kök önce küçük ama bitki büyüdükçe kökü de ne yapıyor? Daha kalınlaşıyor. Çünkü büyüdükçe besine daha fazla ihtiyacı olacaktır. Şöyle düşünün, bir bebekle siz aynı miktarda yemek yiyebilir misiniz? Hayır, bir bebek sizin kadar yemek yiyemez. Büyüdükçe miktar da artmış oluyor. Besine olan ihtiyacınız da artmış oluyor arkadaşlar. Buna da doğru diyorum. İkinci şık, üçe bakıyorum. Bitkide gövde kalınlığı artarsa yaprak sayısı da artar. Gördüğünüz gibi bitki büyüdükçe zaten yaprağı artmış. Niye? Çünkü kendi bir de besin üretebilmesi gerekiyor ve yapraklardan besin üretiyordu. Kökler su ihtiyacı içindi, su ve mineraldi. Yapraklar ise besin üretmesi içindi.
Bitki de büyüdükçe besin maddelerine ve suya olan ihtiyacı arttığı için kök ve yapraklar da artmış olacaktır. Bundan dolayı da cevabınız değişik olmalıydı. Geçiyorum 14. soru. 14'te küflenme olayından bahsetmiş arkadaşlar. Pardon. Şimdi ilk şıkkın şöyle demiş. Meyve ve sebzelerin kurutulması mantarların besin üzerinde gelişme ve çoğalmasını önler. Bununla ilgili zaten deney de yapmıştık. Bakın kuru ekmeğe baktığınız zaman kuru ekmeğe küflenme gözlemlenmemiş. Bu durumda demek ki mantarların gelişmesi için kuru ortam elverişli bir ortam değildi. Bunu okuyalım. Geçiyorum. Mantarların gelişme ve çoğalması için besin ve hava gereklidir. Evet arkadaşlar, besin ve havanın gerekli olduğunu daha öncesinden de söylemiştik. Buraya da baktığımız zaman açık kaptaki salça demiş mesela. Ne yapmış? Küflenme olmuş. Açık kapta. Ama kapalı kapa baktığım zaman ise kapalı kapta küflenmenin olmadığını gözlemlemişler. Bu durumda diyorum ki demek açık kapta hava giriyordu ve burada bundan kaynaklı olarak küflenme oldu. Ama kapalı kapta hava yoktu. İkisinde de besin maddesi salça. Tek değişen şey hava. Birinde hava var, diğerinde hava yok. Bu durumda da havanın etkili olduğunu görmüş oluyorum. Buna da doğru diyorum. Devam ediyorum. Üçüncüsü ise mantarlar ılık ortamlarda yaşar. Şimdi arkadaşlar sonuçlar verilmiştir. Şimdi ılık ortamlarda yaşar derken de hani ılıklıkla ilgili bir şey verilmemiş bize. Bundan kaynaklı olarak bunu söyleyemem. Şuraya baktığım zaman böyle bir bilgiye ulaşmam mümkün değil. Bundan kaynaklı olarak cevabınız 14B, 1 ve 2 olmalıydı. Son sorumuz arkadaşlar. İki grup oluşturulmuş gördüğünüz gibi. Birinde memeliler varken diğerinde sürüngenler yer almış. Bunlarla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır denmiş. Şimdi arkadaşlar, hem birinci hem de ikinci grupta bulunan canlılar besinlerini dışarıdan hazır olarak alır. Evet doğru. Çünkü besinlerini yapanlar sadece bitkilerdi demiştik. B. Akciğeriyle solunum yapan canlılar her iki grupta da bulunur. Evet doğru. Burada işte yılanmış, kaplumbağaymış, timsahmış. Bunlar ne? Akciğer solunumu yapıyorlar zaten. Kaplanmış, balinaymış. Bunlar da gene akciğer solunumu yapıyor. Her iki grupta da bulunur. Var arkadaşlar. Devam ediyorum. Doğru yap çoğalma ve yavruyu süt ile besleme birinci gruptaki canlıların ortak özelliklerdir. Arkadaşlar sürüngenler demiştik ki yumurta ile çoğalırlar. Bu durumda birinci grup yumurta ile çoğaldığı için memeli değildir. Doğurmazlar, yumurta kullanılır, yumurta ile ürerler demiştik. Süt ile besleme gibi bir durumları yoktur. Bundan kaynaklı olarak cevabınız C şıkkı olmalıydı. Aklınıza takılan bir yer varsa da arkadaşlar özelden ulaşabilirsiniz. Çok teşekkür ederim beni dinlediğiniz için. Başarılar diliyorum. Hoşça kalın.